Talimat verilmiş avukatlar CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili bir tazminat davası daha açmış son videoda dile getirdiği iddialarla ilgili son videoda söyledikleriyle ilgili 250 bin liralık tazminat davası açmış Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP lideri Kılıçdaroğlu aleyhine 250 bin liralık dava açmış avukatlar çok dava açıyor CHP liderine. Bu davaların büyük bölümünü CHP lideri Kılıçdaroğlu kazanıyor. Hakaret davaları açılıyor, tazminat davaları açılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan yargıya taşıyor. Yargıda da sonuçlar çıkıyor. Tazminat davalarıyla ilgili CHP liderinin avukatının yaptığı açıklamada var. Pek çoğunu da CHP lideri kazanmakta. Görelim bakalım. Yani konu mahkemelik oldu. Yani son videoda dile getirilen iddialar Mahkemelik oldu. CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır da günlerdir tartışılan bu kamu ihalelerindeki yolsuzluk iddialarını yargıya taşıdı. Kendisi de avukattır zaten biliyorsunuz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilgili bakanlar, CHP'nin beşli çete olarak adlandırdığı şirketler hakkında suç duyurusunda bulundu Ali Mahir Başarır. O beşli çeteye ihalelerin nasıl verildiği, adrese teslim ihalelerin nasıl yapıldığı konusunu yargıya taşıdı düzenlenirse dün haber Habertürk'te karşıma çıkamayan bakan 161 yılla yargılanacak. Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz günlerde kamu ihalelerinde yolsuzluk yapıldığını açıklamıştı. İhaledeki yolsuzluğun 6 milyar lira olduğunu söylemişti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu katıldığı bir televizyon programında o iddialara yanıt vermişti. Yolsuzluklar, israflar, peşkeşler, Bugün sizi bu belgelerden sadece bir tanesine şahit olmanız için davet ettim. 3 Nisan 2018 bir açık ihale yapılır. Bu ihale 15 firma katılır. İhalenin bedeli 3 milyar 198 milyon 743 bin 127 lira. Ama kazanan firmaya bu ihale verilmez. Neden? Çünkü beşli çeteden değil. Keşke detaylı bir araştırma yapsaydılar. Keşke ellerine verilen kağıda inanmayıp bunun teferruatını atlıklarını isteseydi keşke. Öyle belge yok ki. Cumhurbaşkanımız hiçbir zaman hiçbir rihali imza atmaz. CHP o iddiaları yargıya taşıdı. Bunlar bizim paramız. Biz burada Adil Kara İsmailoğlu, bir önceki Ulaştırma Bakanı Mehmet Cahit Turan, Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı ve Kaylon İnşaat, Kolin İnşaat, Cengiz İnşaat ve ortaklarıyla ilgili tüm delillerimizi, 30 sayfalık dilekçemizi, sayıştay raporlarımızı savcılığa teslim ettik. Konuyu araştıran vekil benim diyen Başarır, 2020'de yapılan ihale miktarının 20 milyona aşkın olduğunu açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilgili bakanlıklar ve CHP'nin beşli çete olarak adlandırdığı şirketler hakkında suç duyurusunda bulundu. Feda edecek kadrolar Bir kez daha duyurayım. CHP lideri Kılıçdaroğlu bu akşam 21'de Halk TV'de genel yayın yönetmenimiz Suat Toktaş'ın çok önemli sorularını yanıtlayacak. Ee, önceden belirlenmiş sorular, önceden belirlenmiş yanıtlar değil. Sorulması gereken ne varsa gerçek gazetecilik e, mesleği, gerçek gazetecilik sanatı icra edilecek bu stüdyoda Aslında bakarsanız öyle söylemek daha doğru sanırım sorulacak soru çok CHP lideri demokrasi bu ülkeye gelecekse yolu Diyarbakır'dan geçer demişti Gerçi o sözlerine bugün bir gün gazetesine verdiği açıklamada yanıt yani o tartışmalara bir yanıt verdi ne demek demokrasi gelecekse Diyarbakır'dan geçer daha evvel mesut Yılmaz Avrupa Birliği'nin yolu Diyarbakır'dan geçer demişti mesela tepkileri nasıl karşılıyor Bu konuyla ilgili kendisine yöneltilen tepkileri, eleştirileri nasıl karşılıyor Kılıçdaroğlu? Ee, bir gün gazetesine konuştu ve önemli bir açıklaması daha var. Biz Cumhurbaşkanı seçeceğiz diyor. Daha evvel de söylemişti popstar aramıyoruz diye. Siyasetçi olacak diyor. Yani popüler bir isim değil bir siyasetçi olacak diyor. Ee, tanım hani kendisini de içeren e, bu tanımın e, aslında bakarsanız karşılığı çok fazla isim yok. Bir siyasetçi olacak devleti bilecek. devlet tecrübesi olacak. Popüler bir ismi dışarıdan getirip aday yapmayacağız diyor. tahminleri alalım. Şu anda toplantı salonumuza giriş yapmıştır. Güçlendirilmiş parlamenter sistemi savunan ve aralarında CHP, İYİ Parti, Saadet, Demokrat, Gelecek ve Deva Partisi'nin de yer aldığı 6 siyasi parti için olası bir genişleme ya da isim değişikliği söz konusu mu? Soruya CHP lideri yanıt verdi. İttifakı oluşturan bileşenlerin tamamı karar verir. Benim düşüncem şudur demem doğru olmaz. CHP lideri güçlendirilmiş parlamenter sistem çalışmalarında genel başkanlar düzeyine gelindiğini söyledi. Şu an güçlendirilmiş parlamenter sistem için çalışan 6 siyasi parti genel başkanı da büyük sorumluluk içinde hareket ediyor. Demokrasi konusundaki açmazların farkındalar. 6 siyasi partinin genel başkanları güçlendirilmiş parlamenter sistem konusunda bir görüş addediyorlarsa bu Türkiye Cumhuriyeti siyasi tarihinde önemli bir dönüm noktasıdır. Umut vericidir. Bir günden Nurcan Gökdemir'e konuşan CHP lideri Kılıçdaroğlu'na Cumhur İttifakı'nın merakla beklediği Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı da soruldu. Bu bir geçiş süreci. Devleti bilen, sağduyulu, ittifakın bileşenlerine güven veren ve ortak hareket etmeyi temel ilki olarak kabul etmiş birisini Cumhurbaşkanı adayı olarak belirlerseniz, Türkiye'nin inşası konusunda el birliğiyle bir güç ortaya çıkabilir. Biz çok popüler bir ismi getirip Cumhurbaşkanı seçelim diye bir düşüncemiz yok. Cumhurbaşkanı adayının nitelikleri çok önemli. Adayın siyasetçi olması lazım. Çünkü devlet siyasal bir organ. Siyasal organı iyi tanıyan bir siyasetçi olması lazım. Tartışma yaratan demokrasinin yolu Diyarbakır'dan geçer sözüne de açıklık getirdi CHP lideri. Diyarbakır ziyaretimi ilişkin demokrasi vurgusu yaptım. Ama bu oraya özgü bir vurgu değildi. Örneğin Rize'ye de diğer illere de gitsem demokrasi vurgusu yapardım. Bölgede geçmişte büyük acılar yaşandı. Şehitlerimiz var. İnsanlar büyük acılar yaşadılar. Terörün insanlık suçu olduğunu biliyoruz. Ama terörle mücadele ediyoruz derken demokrasi askıya alınıyor. Demokrasi askıya alınırsa da en çok terör örgütlerine prim verirsiniz. Toplum üzerindeki kurulan baskı, bu baskının yoğunlaşması, belli kesimlerin terör örgütlerine sempati duyulmasını sağlar. Havalar biraz daha ısınınca daha iyi koşullarda Diyarbakır'a mutlaka gideceğim. CHP lideri eğer Diyarbakır'a belirlediğimiz tarihte gitmiş olsaydım cezaevinde işkence görmüş bir yurttaşı da ziyaret edecektim dedi. İşkence suçuyla helalleşilmesi gerektiğini söyledi. Diyarbakırlılara sadece demokrasi değil, insan hakları, ekonomi, işsizlik hakkındaki fikirlerini ve çözüm önerilerini de anlatacağını söyledi. Demokrasinin yolu elbette Diyarbakır'dan geçer. Bu ülkede demokrasinin yolu bu ülkede demokrasi azlığından, insan haklarına maalesef gösterilmeyen saygıdan mağdur olmuş herkesten, her evden geçer. İstisnasız hiçbirine göz yummadan. 24 yaşında Abdülgaffar Dayan dershaneye gidiyordu, zırhlı araç çarptı ve maalesef hayatını kaybetti 24 yaşındaki genç Şırnak'ta. Dayanın ölümüne sebep olan zırhlı aracın Cizre Belediyesi kayyumunun koruma aracı olduğu ortaya çıktı. Aracın şoförüyle ilgili soruşturma başlatıldı ama son 13 yılda 40 kişi sadece bu ilimizde zırhlı araç çarpması sonucu hayatını kaybetmiş. 20'si çocuk 40 kişi 13 yılda zırhlı araç çarpması sonucu hayatını kaybediyorsa ya zırhlı araçlarda bir problem var ya sürücülerle ilgili ya yolla ilgili. Ne dersiniz? Kamuoyu sesin için yükseltince soruşturma başlatıldı. Günler sonra bir soruşturma açıldığı söyleniyor. Bu iyi haber. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan da belli ki sandık göründü. Sandığa giden yolda İmralı'yı işaret ediyor. İmralı'daki Edirne'dekinden hesap soracak diyerek Öcalan'ın Demirtaş'tan hesap soracağını söylüyor. Yani eğer ortada bir ikilem varsa bu ikilemde Öcalan'ın yanında yer almış görünüyor muhalefete göre de. Ne yapmaya çalışıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan? Ee, İyi Parti lideri Meral Akşener, Cumhurbaşkanı'nın bu açıklamaları sonrasında Allah muhabbetinizi arttırsın dedi, İmralı'yla muhabbetinizi arttırsın dedi. HDP Grup Başkan Vekili Saruhan Oluç'a göre bu sözlerin arkasında HDP'yi bölme niyeti var. Seçimden önce HDP'yi de ikiye bölme, HDP seçmenini ikiye bölme ve e, küçültme e, formülü var. Oluç bu hayali ihracat gibi bir plan diyor. Edirne'deki İmralı'dakine hesap verecek demiştiniz. Bu yorum o cümle üzerinden de çok yorumlar da yapıldı. Ne anlatmak istediğiniz bu cümleyle biraz açar mısınız? Onu aslında Abdullah Öcalan'a sormak lazım. Çünkü Öcalan'ın Demirtaş'ın oradan vermiş olduğu mesajlardan rahatsız olduğu ortada bir gerçek. Öcalan'ın Demirtaş'ın verdiği mesajlardan rahatsız olduğunu söyleyen Erdoğan'a HDP'den yanıt geldi. Onu aslında Abdullah Öcalan'a sormak lazım. HDP Grup Başkan Vekili Saruhan Oluç'a göre Erdoğan HDP seçmenini bölmek istiyor. HDP'yi demokratik siyasetten tasfiye etmek için AYM eliyle kapatmak, ve HDP seçmenini üçe bölmek gerçekten hayali ihracat gibi bir plandır. HDP'nin kapatılmasının iktidar tarafından yapıldığı görülecektir. Tersini iktidar karşısında daha büyük kenetlenme, kararlı duruş.